dördüncü konumuz ve konumuzu takdim etmek istiyorum. Konumuz iş yerlerinde acil durum planları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneği olacak. Bu konuyla ilgili konuşmacımız Sayın İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Doktor Alparslan Hamdi Kuzucuoğlu olacak. Kendisini kısaca tanıtmak istiyorum. 67 yılında Ankara'da doğan Sayın Kuzucuoğlu, 91 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Jeonezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Konut ve Deprem Programı'nda tamamlayan Sayın Kuzucuoğlu, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Koruma, Yenileme ve Restorasyon Bilim Dalı'ndan doktora unvanı alarak mezun olmuştur. Sayın Kuzucuoğlu, kent içi tüm alanlar ile iş yerlerinde özellikle bilgi ve kültür merkezleri olan kültür mirasının bulunduğu müze, kütüphane ve arşiv binalarındaki afet ve acil durum risklerinin azaltılması ve kültür mirasının önleyici koruma kapsamında proaktif şekilde korunmasına yönelik pek çok ulusal ve uluslararası etkinliğe katılmıştır. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmakta olan Sayın Kuzucuoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünde de öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca Sayın Kuzucuoğlu, JICA, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevinde üstlenmiştir bir süre. Sayın Alparslan Hamdi Kuzucuoğlu hocamızı sahneye arz ediyorum. Bildiğiniz konular mutlaka acil durum planları. Derslerde görüyorsanız ama Büyükşehir Belediyesi uygulamaları belki ilginizi çekebilir. Biliyorsunuz beklenmedik, planlanmamış olaylar, acil durumlar aniden ortaya çıkıyor. Ama çıktığı zaman da kısa, orta ve uzun vadede düşük, orta ve yüksek derecede etkiler meydana getiriyor. Tabii ki bunlar olumsuz sonuçlardır. Bunlar biliyorsunuz en düşük derecesi olay, daha sonra acil durum ve afet. Tabii ki acil durumlardan yerel seviyede baş edebiliyoruz. Fakat afetlerde mesela bir 99 depremini düşünelim. Yani pek çok 9 kentimizi etkilemiştir. Uluslararası yardım almak zorunda bile kalmıştır. Dolayısıyla yerel imkanlardan baş edemeyecek durumda olduğumuz olaylarda afet olarak nitelendiriliyor. Tabii acil durumların kapsamı çok geniş. Yani burada listesini de gördüğünüz gibi mesela bir iş yerinde zehirlenme olayı bile bir acil durum. Öyle değil mi arkadaşlar? Çünkü günlük hayatı, günlük operasyonel faaliyetleri kesintiye uğratıyor. Mesela bir kent ölçeğinde düşündüğümüz zaman bir metrobüsün mesela yanması değil mi? Ve bütün kentin olan akışını durduruyor, felç ediyor adeta. Ama bir de bizim bu tanımlarımıza bakalım. Pek çok tanımlar var acil durumlarla ilgili. Mesela 18.001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinde olsun. İş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik ve binaların yangından korunması hakkında yönetmelik bizim iki temel yönetmeliğimiz var biliyorsunuz bu konuda. Pek çok yönetmelik var. Mesela iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gördüğünüz gibi yangın, patlama ve acil müdahale gibi olaylardan bahsetmiş ama tabii ki bir önceki slaytta gördüğümüz gibi çok geniş kapsamlı olan acil durumlardan pek çok fazlasıyla söz edilmemiş. Biliyorsunuz 9 Temmuz 2015'te
bu binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte bir değişiklik yapıldı. Orada bir acil durum tanımı getirildi. Onu okumak istiyorum. Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini acil durum olarak tanımlamış ki bu çok geniş kapsamlı bir ifade oluyor. Tabii ki burada bir acil durum meydana geldiği zaman iş yerlerinde ne yapıyor? Oradaki çalışanların veya orada o anda bulunanların yaralanmasına veya hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Günlük faaliyetlerini ya kısmen durduruyor ya da tamamen durduruyor. Hem kendi yapılarına hem de çevreye, doğal yapıya zarar verebiliyor. Aynı zamanda kurumların finansal yapılarına da tabii olumsuz etki ediyor. Ve tabii bunun sonucunda da ne oluyor? Kuruluşların imajlarını olumsuz yani bir yönde etki ediyor. Tabii bu acil durumlar meydana geldiği zaman biliyorsunuz ikinci etkiler, secondary effects dediğimiz ikinci etkiler de meydana geliyor. Mesela bir deprem olduğu zaman sadece bina çökmüyor. Bununla beraber ne oluyor? Altyapı da zarar görüyor. Hemen akabinde yangınlar başlıyor veya bir baraj yıkılıyor yangınla beraber. Ve bunların işte örneklerini gördük. 1995 yılında Kobe'de, Kobe depreminde biliyorsunuz. Hemen yangın meydana geldi. Ocak ayıydı. Evlerde, ocaklarda işte ateşli faaliyetler devam ediyordu. Evlerde biliyorsunuz ahşap yapıda olduğu için burası Nagata Mahallesi mesela. Hemen burada yangın başladı. 5000 kişi hayatını kaybetti. Ya burada da highway dediğimiz otoban çöktü ve acil durum ekipleri yardıma gelemedi. Yani tam bir felaket, kaos hali. 2009'da yaşadığımız yine basın ekspres yolunu tamamen biliyorsunuz kapanması. Yani burada bir baraj çökmesi söz konusuydu biliyorsunuz yoğun yağışın ardından. Birbirini tetikleyici etkiler meydana getirebiliyor. Tabii burada kırılganlık, vulnerability dediğimiz, hasar görebilirlik, zarar görebilirlik, bu ne kadar fazlaysa tabii ki sonuçta etki de o kadar fazla olacak. Ama biz bunu kapasitemizi arttırırsak, kapasite building dediğimiz, kapasitemizi, direncimizi arttırırsak, grupsal kapasitemizi tabii ki üstesinden gelmemiz de kolay olacak. Burada tabii iki temel konu var. Risk değerlendirmesi, bu potansiyel risklerin tanımlanması. Olay anında, meydana geldikten sonra da acil durum planlamasında da yapılacak faaliyetlerin tanımlanması. Tabii bu kapasite artırılmasında biliyorsunuz ekiplerin belirlenmesi, bunların sorumluluklarının tanımlanması, bunların teçhizatlandırılması, yine sağlık ve güvenlik işaretlerinin, ekipmanlarının temin edilmesi, tatbikat, eğitim faaliyetlerinin yapılması, yapısal ve yapısal olmayan tedbirlerin alınması, bunlar hepsi kapasite artırımına yönelik faaliyetler. Tabii bu planlamalar acil durum etkilerini asgari düzeyde tutacak ve kaynakların iyi kullanılmasını sağlayacak ve ekiplerin tabii hareket tarzlarının planlanmasını sağlanması için bunların yetki, görev ve sorumluluklarının tanımlanması gerekiyor. Biliyorsunuz 3 temel acil durum ekibimiz var. Bunlar arama, kurtarma, tahliye, yangınla mücadele ve ilk yardım ekipleri olmak üzere. Şeylerde binaları yangından koruması hakkında yönetmelikte de buna ek olarak koruma ekipleri yer almaktadır. Burada bu iş ve işlemler nelerdir? Nasıl ve kimler tarafından yapılacak? Bunlar tabii ki bir acil durum meydana gelmeden önce bunlar hazırlanıyor. Biliyorsunuz afetlerde karar seviyeleri var. Bunların stratejik karar düzeyi bakanlık tarafından, hükümet tarafından belirleniyor. Taktik karar düzeyi 2009'da çıkan yasayla biliyorsunuz AFAD'a devredildi. Operasyonel düzeyde ise yerel yönetimler kent düzeyinde çok çok etkili. Ama tabii ki bu bizim konumuz iş sağlığı ve güvenliği olduğu için iş yerleri söz konusu. Bu kentteki planların, tabii iş yerlerindeki planlara da indirgenmesi ve
kurumsal acil durum politikalarının oluşturulması sayesinde daha etkin müdahale ve iyileştirme söz konusu olabilecektir. Bu afet ve acil durum yönetiminde uluslararası arkadaşlar 4 tane tanım vardır biliyorsunuz. Hazırlık, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme. Bu ilk ikisi yani zarar azaltma ve hazırlık aşamaları risk yönetimini oluşturuyor. Bir acil durum ve afet meydana geldikten sonraki aşamalar ise kriz yönetimini oluşturmaktadır. Biliyorsunuz iş kazası tehlikeli durum ve tehlikeli hareketlerin birleşiminden meydana geliyor. Yani biz bunları tabii risk değerlendirme çalışmalarıyla ne kadar minimize edebilirsek o derece tabii ki acil durumlardaki müdahaleye de değil mi? O nispetle gerek kalmayacak. Bunlar nasıl yapılması gerekiyor? Risk azaltma çalışmaları. Tabii bizzat yapıya mesela müdahale ediyorsunuz. Mesela bunu ben Japonya'dan çekmiştim fotoğrafı. Bir afet hastanesinin yapı elemanlarının yangına karşı dayanıklı hale getirilmesi. Çeşitli malzemelerin konulara. Yani bizzat yapıya bir müdahale ediyorsunuz. Yapının mesela statik açıdan güçlendirilmesi. Yeniden yapım çalışmaları. Ama hazırlık çalışmalarında tabii senaryolar yapılıyor. Bunlar sigortalar yapılıyor. Kat planları hazırlanıyor. Ekiplerin kurulması. Bunun gibi çalışmalar yine hazırlık devresinde yer alıyor. Müdahalede kriz yönetimi devresindeki müdahalede bizzat acil duruma müdahale eden ekipman, donanım ve destek elemanlarının hazırlanması. İyileştirmede de kısa orta uzun vadedeki rehabilite programları. Burada Sanem Hanım da bahsetti. Yazılı kurtarma planlarından bahsetti mesela. Pek çok plan var. İş sürekliliği planları, sağlık emniyet çevre, sağlık güvenlik planı, yine güvenlik koruma planı bunlardan, özel güvenlik kanunundan kaynaklanıyor. Şantiye mobilizasyon planları, Sayın Genel Müdürümüz anlattı. Yani bunların tabii şantiyenin mobilize edilmesi, tekrar eski haline getirilmesi, eğer altyapıda çeşitli deplasmanlar varsa onların yapılması, yine patlamadan korunma dokümanı gördüğünüz gibi belki onlarca acil durum planlarını destekleyici planlar var. Ve bunların hepsi bir acil durum politikasının oluşturulmasına kurum için katkı sağlıyor. Bir de yapı işleri de iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde de kamu sağlık ve güvenlik planlarının alınacak tedbirlerin alınması öngörülüyor. Burada gördüğünüz gibi yapı işleri listesi var. 15 maddede sayılmış. Bunlarda mutlaka sağlık güvenlik planlarının olması gerekiyor ama bu da ihmal edilen bir konu. Mesela kültürel miras eserleri maalesef çoğunluğu bu restorasyon çalışmaları sırasında kaybediyoruz. Mesela pürmüz kullanımı veya orada elektrik aletlerinin kullanımı sırasında, işte yangın tüplerinin bulundurulmaması ve tabii ki bu planların hazırlanmamış olması nedeniyle çok sayıda eserimizi kaybettik. Yani Haydarpaşa Garı'mız yine bir hafta önce Konya'da Alaaddin Camii yine restorasyon çalışmaları sırasında yangında ciddi hasar gördü. Yine bu fotoğrafı da ben çekmiştim. Bu da Mall of İstanbul'da çıkan bir yangın. Yani bu inşaat sırasında, şantiye aşamasında çıkan bir, iş makinesinde çıkan bir yangındı. Tabii ki çalışanlar ancak seyretmekle kaldı. Çünkü tam iş bitimi sırasıydı. Yani vardiya değişimi sırasıydı. Ve tabii ki burada akşam vaktiydi. Ve müdahale yapacak ekipler de yoktu. Dolayısıyla bu tip risklerde bulunmaktadır. Yani özellikle şantiye aşaması sırasında bu acil durum ekiplerinin kurulmasının önemine dikkat çekmek istedim. Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına gelince biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi AKOM, Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğümüz var. Uzun süredir zaten valiliğin altında çalışıyordu. AFAD'ın kurulmasıyla birlikte AFAD'ın alt birimi şeklinde afet anında çalışmalarına devam etmektedir. İş Sağlığı ve Güvenlik Müdürlüğümüz ise yaklaşık 1,5 yıl önce hayata geçti. Biliyorsunuz 3030 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda nispeten dar bir mekanda ama 5216 sayıyla beraber Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları il sınırlarına dayanmış ve 39 ilçeye şu anda hizmet vermektedir. Çok büyük bir saha. Gerçekten çalışma kapasitesi olarak çok zor bir alan. Burada tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki acil eylem planları kendi ölçeğindeki HAKOM'un koordinasyonuyla bunlar hazırlanıyordu. Bunların hepsini biz görebiliyoruz intranet ortamında, dijital ortamda herkesin görev tanımları yapılmış. Bunların toplantıları periyodik olarak devam ediyor. Güncellemeleri devam ediyor. Burada her bir müdürlüğün yani başlangıç, operasyonel faaliyet ve bitiş noktasındaki görevleri tamamen tanımlanmış durumda. Buradaki kapasitemiz nedir, kaynaklarımız nedir, mevcut olması gereken kaynaklar nedir, sorumlular kimlerdir, mevcut elimizdeki teknik personel ve insan kaynağımız nedir ve bunlar da güncelleme raporları. Tabii bunlar sürekli toplantılar halinde çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda AFAD'ın İSTAMP dediğimiz yani İstanbul Acil Müdahale Planlarının entegre çalışmaları da devam etmektedir. Biz her bir müdürlüğümüz için acil durum planlarımızı hazırladık. Yine konuşmamda bahsettiğim destek elemanlarımızı belirledik. Bunların eğitimlerini hızlı bir şekilde aldırıyoruz. Öncelikle biz her bir müdürlük için kontrol formları hazırladık. Yani risk değerlendirmesi olarak nitelendirebileceğimiz kontrol formları hazırladık. Daha sonra tabii yıllık çalışma planlarında acil durum planlarımızın hazırlanması ve krokilerinin hazırlanması, personele tebliğ edilmesini biz öngördük. Burada iş yerlerine gidiyoruz, yangın tüplerini kontrol ediyoruz, ilk yardım çantalarını kontrol ediyoruz. Daha sonra acil çıkış kapılarının açık olup olmadığını, yani kilitli olup olmadığını kontrol ediyoruz. Yine acil çıkış işaretlemesinin olup olmadığını, mesela bu sağdaki de yoktu, onu taktırdık. Bunu biliyorsunuz bizim elimizdeki en büyük koz tespit ve öneri defterleri. Tespit ve öneri defterlerimizi yazdığımız zaman bunu işveren hemen ifa etmek zorunda. Özellikle yangın çıkması muhtemel çay ocaklarımızda bu şekilde bir yangın söndürme tertibatı koyduk. Ve ofis odalarında da ayaklı yangın söndürme cihazı, tertibatları yerleştirdik. Yine özellikle bu yemekhane ve çay ocaklarında yanıklara karşı özellikle ilk yardım kutularımızı destekledik. Kat planlarımızı hızlı bir şekilde hazırlıyoruz. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bunu devam ediyor. Toplanma bölgelerimizi, yine acil durum toplanma bölgelerimizin işaretlemeleri büyük hızla devam ediyor. Yani büyük oranda tamamlandı. Bu kaydırmaz bantlar, yani burada da görebiliyorsunuz eski hali, yeni hali. Bu çok çok önemli. Yani bir tahliye anında da hani panik halinde koşarken insanların kayıp düşmemesi ve üzerine de yığılmalar olmaması için bu kaydırmaz bantlar çok çok önemli. Bir maliyeti de yok bunların, yani çok uygun bir fiyata alınabilecek şeyler. Yine burada kayma riski olan yerlerde uyarı levhaları koyduk. Yine mesela yangın dolapları var ama çıkıntı teşkil ediyor mesela. Buralara bu şekilde bir işaretleme, dikkat çekici bir işaretleme yaptık. Mesela karo olarak geçiş olan bir güzergah, burayı düz ayak diye tabir ettiğimiz bir yol yaptık. Çünkü soldakinde çok kolay insanların ayağa takılabilip düşebilecek bir pozisyon vardı. Bunları şey yaptık, mesela bir trafo fakat korkuluk yok, oraya her türlü insan da girebilir, hani sokak hayvanı da girebilir. Fakat bunu güzel bir şekilde çevresini kapattırdık. Acil durum kapıları, mesela saksılar yapılmış gördüğünüz gibi. Bunları hemen hızlı bir şekilde aldırdık ve onları acil çıkışa uygun hale getirdik. Yani bunlar tabii ki bizzat iş güvenliği uzmanının sahaya giderek, ofislere giderek, yani gözlemlemesiyle, saha gözetimleriyle ancak mümkün olabiliyor. Yine talimatlar,
bütün bu talimatlarımızı hazırladık ve görünür yerlere astık. Yani arzu edenler varsa bu talimatları paylaşabiliriz. Yani önemli olan bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Hani siz de üstüne bir şey koyarsınız, daha iyi talimatlar ortaya çıkar. Bu şekilde tabii sahada görev yapan personellerimize yönelik reflektif yeleklerin temini, kişisel koruyucu donanımların, işte baret gibi donanımların temini, çelik uçlu ayak gibi. Ve burada Sayın Genel Müdürümüz de bahsetti. Bu Yol Bakım Müdürlüğümüzün çalışmalarında özellikle çeşitli işaretlemeleri yapılması gerekiyor. Mesela lastik bariyer, yani burası çalışma alanı. Şurası çalışma alanı olduğunu düşünelim. Şurada trafik yönü ve burada bir lastik bariyer. Yani burada çalışan çalışanların, işçilerin zarar görmemesi için ve bunlar da tabii ki yine yani koni dediğimiz işaretlemeler. Burada bunlar hepsi bilimsel açıdan daha önce arkadaşlar araştırması yapılmış. Mesela burada inceleyecek olursak 70 kilometre hızla seyreden bir trafikte koni yüksekliği değil mi? Burada 450 milimetre olarak geçmiş. Rekortman uzunluğu, yani burada az önce çalıştığımız şu rekortman uzunluğu, işaretleme uzunluğu ne diyor? Eğer 1 metre genişliğinde bir şurası 1 metre genişliğinde bir alanda çalışılıyorsa rekortman uzunluğu 31 metre olması lazım. Yani 31 metre önceden bu işaretlemelerin başlatılması gerekiyor. Ve bunlara dikkat ediyoruz. Gördüğünüz gibi bunların çeşitli teknikleri var. Hız düşürme levhaları. Ve biz burada her bir postada, her bir ekipte ilk yardım ekiplerini mutlaka yer almasını sağlıyoruz. Yani o ekipte mutlaka bir ilk yardımcının olmasını sağlıyoruz. Ramakala olay kutuları koyduk. Yani bunlar çok çok önemli. Hani bir acil durum meydana gelmeden önce alabileceğimiz bu tip çalışanlardan istihbaratlar çok çok önem teşkil ediyor. Yine elektrik tertibatına yönelik önlemlerimizi aldık. Yalıtkan paspaslar ve uyarı işaretlemeleri türünden. Yine bütün ekiplerimizin, yani biz iş güvenlik uzmanları dahil olmak üzere bu itfaiye daire başkanlığımızda Resneli'de yaptığımız yangın söndürme çalışmaları ve eğitimleri, bu ilk yardım eğitimleri, bunları itfaiye eğitim merkezimiz var Koca Sinan İbiten'de, orada alıyoruz. Ve burada da Yeni Kapı'da arama kurtarma birliğimiz var. Burada da arama kurtarma eğitimleri alıyoruz. Biz önümüzdeki süreçte tabii ki patlayıcı maddeler olsun, olay yeri inceleme, yangına müdahale teknikleri gibi ileri düzey teknikleri ve eğitimlerini almayı düşünüyoruz ve planladık bunları. Burada bir son yaptığımız bir tatbikatın videosu. Bu YouTube'da da var arkadaşlar. Ben bilmiyorum kaç dakika vaktim kaldı ama hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Şimdi biz burada Edirne Kapı'daki Zabıta Daire Başkanlığı'nda biz bu tatbikatı yaptık. Burada ilk yardım ekiplerimizi görüyorsunuz. Kırmızı yelekli arkadaşlarımız. Burada personel arkadaşlarımız yani yaralanmış şekilde boya sürüldü ve 4 yaralı arkadaşımız bu şekilde dışarıya çıkartıldı ve tahliyeleri yapıldı. Aynı zamanda bütün çalışan arkadaşlarımız toplanma bölgelerine giderek burada sayımları yapıldı. Bu ilk yardımla ilgili tatbikatı görüyorsunuz burada. Yani oldukça yani bizim açımızdan tabii başarılı bir tatbikattı. Biliyorsunuz bunların sonunda da tatbikat raporları yapılıyor. Burada eksikliklerimizi daha iyi görebiliyoruz. Tabii her sene periyodik olarak bunlar tekrar edildikçe eksiklikler de gideriliyor. Burada bunu geçiyorum. Daha sonra biraz ilerideki yangın alanına gittik.
Yangın tatbikatına başlamadan önce bir arkadaşımız itfaiyeyi aradı. İşte biz burada tatbikat yapıyoruz, bilginize sunuyoruz diye. 4 dakika içinde itfaiye aracımız da ulaştı. Burada önce bir eğitim verildi. Buraya da geçiyorum. Burada yine bütün arkadaşlarımızın yangın söndürme cihazıyla beraber yangın söndürmesi sağlandı. Yani burada hemen sıkmıyor, yani diğer arkadaşlarımız da kullansın diye sırayla herkes uygun bir şekilde bunu söndürmeye çalıştı. Burada dikkatinizi çekeceğimiz bir şey var. Biz profesyonel itfaiyeciler değiliz. Biz olayı sınırlandırıyoruz. Yani yayılmasını önlüyoruz. Bakın dikkat ettiyseniz orada dumanlar çıkmaya devam ediyor. Biz destek elemanıyız. Destek elemanı görevini yaptıktan sonra için yanmaya devam ediyor. Profesyonel itfaiye ekipleri gelince de gördüğünüz gibi soğutma işlemini yaparak tamamen yangını söndürüyor. Yani bizim işimiz yangını söndürmek değil, kontrol altına almak, sınırlamak, yayılmasını önlemek. Zaten destek elemanlarının amacı profesyonel ekipler gelene kadar hani yardımcı olmak ve olayı kontrol altında tutmaya çalışmak. Hemen bitiyor arkadaşlar. Biz burada kendi birbirimizle bir basın yayın birimi oluşturduk ve buradaki bütün ilgili haberleri kendi aramızda ve diğer müdürlüklerle de paylaşıyoruz. Mesela alt işverenlerle yaptığımız toplantılar, bunlar çok önemli. Mesela sahaya gittik, video çektik. Yani çalışanların, alt işveren çalışanlarının videolarını çektik. Sonra alt işverenleri davet ettik. Bu videoları gösterdi, kendileri de çok şaşırdı. Allah Allah, yani bizim çalışanlarımız böyle mi çalışıyor dediler. Ve gösterdik, yani acilen bunların önlemlerini alın dedik. Bunu tutanak altına aldık. Onlar da tabii söz verdiler. Yani bir an önce biz kişisel koruyucu donanımlarını temin edeceğiz şeklinde. Bu da çok çok etkili oluyor. Yine yangınlara yönelik de İtfaiye Daire Başkanlığımızın yangın önlem amirliği var. Oraya yazılışmalar yaparak iş yerlerinde, ofis ortamlarının kontrollerini sağladık ve bunların yerine getirilmesi, eksiklerin yerine getirilmesi için de Tesisler Bakım Onarım Müdürlüğü'yle yazışmaları yerine getirdik. Son olarak söyleyeceğim bu konumuz yapı işleri. Şantiyelerimiz de var. Ben de Mesken Müdürlüğü'nün de aynı zamanda iş güvenliği uzmanıyım. Oralara da gidiyoruz. Yani orada gördüğümüz eksiklikleri tespit ediyoruz ve olması gerekenleri, mesela diyelim bir inşaatta önlem alınmalıysa olması gereken şekliyle bunları da bu şekilde yapmanız gerekir diye de yol da gösteriyoruz. Yani mesela burada açık filizler var gördüğünüz gibi. İşte bu şekilde olması gereken, o filizlerin üstünün kapatılması gerektiği şeklinde uyarılarla beraber kendilerine de yol gösterici bir şekilde. Yani zaten bizim iş güvenliğinin amacı, uzmanların amacı biliyorsunuz müfettiş değiliz biz. Biz sadece ilgili birimlere yol gösteriyoruz, rehberlik yapıyoruz. Dolayısıyla mesela şurada gördüğünüz gibi bunları dizmişler çatı seviyesini yukarıda. Burası da çok rüzgarlı bir yerde. Mesela rüzgar bunları uçurabilir aşağıya. Yani bu şekilde fotoğraf çekerek, yani saha gözetimi yaparak ve düzenleyici önleyici faaliyetler, formları, bu formları tanımlayarak ilgili işverene hızlı bir şekilde İSKES yönetim sistemi diye bir yazılım satın aldık. İSKES yazılım sayesinde hızlı bir şekilde iş güvenliği uzmanı işverenlere bunların şeyini yapıyor. Bizim şu anda önümüzdeki hedeflerimiz bu acil durum planlarımızı, tabii revize çalışmaları, tatbikatların planlanması ve bunların cep kitapçı ve cep kartları yapılarak çalışanlarımıza tebliğ edilmesi. Yani burada tabii ki yerel yönetimler için
Yani iyi uygulama örnekleri, rehberleri hazırlanırsa, özellikle bakanlığımız tabii, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bunlara öncülük yaparsa çok çok iyi olur. Ve tabii ki acil durum planlarının hazırlanmasında da yazılımlardan faydalanması çok çok önemli. Bunları fuarlarda görüyorsunuz zaten. İş sağlığı güvenliği fuarlarında bu yazılımlardan, teknolojik gelişmelerden. Mesela bir çip koyuyor değil mi? Bir baletin içine çip koyuyor ve çalışanı izliyor. Yani uzun süre hareketsiz kaldıysa mesela çalışan, anlıyor ki orada bir olumsuz bir durum var. Bunun gibi teknolojik gelişmelerden, yazılımlardan da mutlaka faydalanması gerekir. Ben sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı. Yanımıza konusuyla ilgili ya da diğer konularla ilgili sormak istediğiniz sorunuz varsa alabiliriz. Evet, buyurun. Hocam ve hoş geldiniz. İş sağlığı güvenliğimizin sorunu. Hoş geldiniz. İş sağlığı güvenliğimizin sorunu. Acil durum eylem planlarında proaktif yaklaşım önlemler alınıyor. Fakat reaktif önlemleri uygulama aşamasında çok da başarılı olduğunu söylenemez. Yani bu reaktif önlemlerin uygulama aşamasında ne gibi çalışmalar yaparak başarılı olunabilir? Bu reaktif önlem dediğimiz yani müdahale mi? Olay esnasındaki uygulamalar ne gibi uygulamalar yapılırsa başarılı olur? Çünkü reaktif uygulamalarda çok fazla başarılı olduğunu söylenebilir. Evet. Yaşanan olaylardan da ortada görünüyor. Görüyen bu. Anladım. Yani bir olay karşısında yani hızlı bir şekilde nasıl etkin müdahale yapabiliriz? Soru bu mu? Yani önlemler alınıyor. Fakat yani öncesinde yapılması gerekenler yazılı olarak çok güzel şekilde yazılıyor. Fakat bunun uygulama aşamasında gerçekleştirilemedi. Evet. Ortada. Ya bir de şimdi şöyle bir şey var, rahmetli Hilmi Sabuncu hocamızın bir kitabı vardı. Orada şöyle diyor, mesela başarılı bir risk değerlendirmesi için hem bilgiye ihtiyaç var hem de biraz hayal gücüne ihtiyaç var diyordu. Ben bu vesileyle kendisini de almak istiyorum. Şimdi acil durum planlarımız da böyle. Yani siz her şeyi kağıt üstünde çok güzel tanımlayabilirsiniz. Ama bunlar yaşayan planlar olması lazım. Hayal gücünüzün de kullanılması lazım. Mesela her türlü senaryonun orada değerlendirilmesi lazım. Yani dolayısıyla diyelim şimdi bizim acil durum planlarımızda nedir? Motomot, hepsi aynı. Deprem, sel, yangın. Başka hiçbir şey yok bizim acil durum planlarımızda. Ama bunların daha da zenginleştirilmesi lazım. Mesela hocamız söyledi, yüksekte çalışırken birisi kalp krizi geçirdi. Kulebincin üstünde. Veya işte yani bunlar mümkün. Epilepsi değil mi? Sarar geçirmiş ve çalışan olabilir. Yani bunlara yönelik de hani her türlü acil durum planlarının plan içinde olması lazım ve bunlara yönelik de tatbikatların öngörülmesi lazım. Özellikle tabii yapı işlerini konuşuyoruz. Yapı işleri de bu çok çok önem arz ediyor. Ben arkadaşın sorusuna önce bir uygulama yaptım, cevap vermek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Biz, ben mesleki iş güvenliğindeyim, mesleki açalım. İnşaatlarda daha iyi de uzmanlık yapıyorum. Ama şöyle bir şey var. İnsanları hani bu plana inandırmak gerekiyor. Bir de insanlar bu işe katılmıyor. Yani biz en çok uygulamadaki sıkıntı da buradan kaynaklı. Çalışıyor mu? Evet. şimdi insanlara hani söylüyorsunuz, insanlar önemsemiyor. Tabii başta işverenlerle bir sürü bir sıkıntı yaşıyoruz. Hani ben 4 yıldır bu işin içinde olarak söylüyorum. Hani bunu da açmak, insanlara inandırmanız gerekiyor. Bu bir gönüllü iş ayrıca. Hani adam şunu da diyebiliyor, siz beni ekibe seçtiniz ya da hiç katılmıyor. Seçtiniz ama neye dayanarak seçtiniz diyebiliyor. O yüzden de ne oluyor bu sefer hani... İşte kağıt üzerinde yapmak zorunda kalıyorsunuz. Benim soruma gelirsek, şimdi şöyle bir şey var. Acil durum yönetmeliğine göre acil durum planlarını işveren hazırlar vesaire diye bir madde var. Ama bizim de kendi iş güvenliği uzmanları yönetmeliğinde de acil durum planlarına katılır olarak bir cümle var. Şimdi şunu sormak istiyorum. Biz acil durum planlarına imza atmalı mıyız? Uzman olarak. Evet. Şimdi, çünkü aileyetten bir yükümlülük alıyoruz. Ben isterseniz birinci kısmını söyleyeyim.
oturabilirsiniz. Ben Japonya'da da bu tip tahliye tatbikatlarına katıldım. Gerçekten çok büyük ciddiyet ve disiplin vardı. Hiç en ufak bir gülen, yani sırıtan bilmem ne, hani biz böyle şaka gibi algılıyoruz bu tatbikatları. İnanın yani görme engelli köpekli bir bayan vardı. Rehber köpek diyorlar onları biliyorsunuz. Rehber köpeğiyle bile tahliye oldu. Hani odamda oturayım ama çıkmayayım diye düşünmedi. Çok büyük bir disiplinle, ciddiyetle herkes tahliye oldu. Dediğiniz gibi buna çalışanların da inanması, public participation dediğimiz, halkın katılımı, çalışanların katılımı çok çok önemli. Şimdi tabii dediğiniz gibi bu gerek risk değerlendirme çalışmaları, gerekirse acil durum planlama çalışmaları bir ekip işi. Ama maalesef biz de uygulamada görüyoruz, sekreterya bile biz yapıyoruz. Yani iş güvenliği uzmanlarının bütün yük bizim üstümüze. Yani risk değerlendirmelerini de biz hazırlıyoruz. Acil durum planlamalarını da biz hazırlıyoruz. Fakat maalesef ekiplerin bir şeyini göremiyoruz. Yani katkısını sağlayamıyoruz. Elbette bunun yani bir ekip tarafından hazırlanması lazım ve bizim de bunun için de tabii ki imzamızın olması gerekiyor. Ama tabii ki bu demek değildir ki tamamını biz hazırlayacağız ve bütün hepsinden biz sorumlu olacağız değildir. Ama o planın bir parçası olmalıyız. Zaten ismimiz orada yazıyor. Yani iş yeri hekimi, iş yeri uzmanı, iş güvenliği uzmanı falan telefonlarımız yazıyor orada. Yani dolayısıyla biz de planın bir parçasıyız. Bütün taraflar olarak buna imza atmamızda bir sakınca yok. Sağ olun. Evet, sorumuz varsa alabiliriz arkadaşlar. Evet, hocamıza teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizi bekleteceğiz biraz. Şimdi katılım belgesini ve sertifika belgesini, ağaçlandırma sertifika belgesini vermek üzere Tokat Üniversitesi İnşaat Bölüm Başkanı Sayın Alper Çeltikçi hocamıza sahneye hazır ediyoruz.